Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eşe attığımız kuşlar hakkında son durum videosu paylaşacağız. Şu an durumlar gayet iyi gidiyor. Yani iyi durumlar. Eşe attığımız çiftlerin çoğu anlaşıyor şu an. Hemen şöyle genelden gösterelim, sonra teker teker hepsinden bahsedelim. Bunlar yuvaya gidiyorlar. Bunlar gördüğünüz gibi kurulaşıyorlar. Bunların yavruları var yuvada. Bunlar da uyuyorlar şu an. Onların arası da iyi. Onları ayıracaktım, sonra vazgeçtim. Bunların arası çok iyi ya. Bunlar her an çiftleşebilirler yani. Bayağı kurulaşıyorlar. Dişimizin de tüy dökümü bitmek üzere. Bir iki tane tüy almış son. Birbirlerini falan besliyorlar. Kabul etti yani dişimiz. Bakalım bunlardan ne renk yavru alacağız. Bunlar kesin yumurtlarlar arkadaşlar. Bir sıkıntı olmaz. Burada çiftleşme olabilir. Şimdi biraz şurayı göstereyim. Bunlar kurulaşıyorlar. Geldiğinde yuvada yatıyor dişimiz. Şöyle uzaktan bakalım. Rahatsız etmeden. Çakıl kuyruğu kaldırırsa herkes çiftleşir herhalde. Bakalım ne olacak. Erkek biraz zorlasa dişi direkt kuyruğu kaldırır da. Aynen böyle. Biraz üstelemesi lazım. Şimdi her an kaldırabilir işte. Bunları biraz izleyelim. Bunlar da çiftleşme olabilir. Erkek şu an fazladan kur yapıyor. Bakalım, geldiğimizde dişimiz yuvadaydı arkadaşlar. Yuvaya yatıyordu. Yuvaya alışmış yani, bir sıkıntısı yok. Şu anda birbirlerini besliyorlar. Bunlar burada yumurtlayacaklar artık. Bekleyeceğiz yani, daha ayırmaya gerek yok. Erkek iyi yani şu an, görünüşe göre dişi ikna eder. Bir ayak atsaydı. Yere bakalım, pisliklerinde bir değişme var mı? Pisliklerde herhangi bir değişme yok arkadaşlar. Hemen şu tarafa geçelim. Bu dişimiz hamile. Bunlar çiftleşmişler. Sırtta falan yumurta gözüküyor şu an. Bakayım yumurtayı çıkarabilecek mi? Son kuluçkada yumurtalarını çıkaramamıştı. Bakalım şimdi ne yapacak. Aha, dişimiz kuyruğunu kaldırdı. Erkeğimiz çıkmadı şimdi. Şansa. Tünekleri sabitleyebildiğim kadar sabitledim arkadaşlar. Fazla oynamıyor. Yani şu an iyi. Çiftleşebilirler. Fazla sallanmıyor tünekler. Bunlar da yuvaya gidiyorlar. İyiler bayağı bunlarda. Bakın bunlardan da yakın zamanda yumurta bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Dişimizde yuvaya şey var, ilgisi var. Bu da geldiğimde yuvayı falan kemiriyordu. Yuvaya alışmaya çalışıyor. Daha ilk kuluçkası. Dediğim gibi bunlar hamile. Bakayım dişimiz yumurtlayabilecek mi? Bunlar en azından bunlar çıktı zaten. Yuvaya eşe attığım gibi ilk gün dişimiz yuvada yatmaya başlamıştı. Şu anda hala yuvada zaten yatıyor. Düzenli olarak. Bunlar yeni eşe attım. Bunlar da anlaşıyorlar arkadaşlar. Dişimizi göstereyim şuradan. Yemiyordu da. Dediğim gibi bunlar yeni işledik biz. Videoyu akşam çekiyorum. Mecbur LED'e yaktım. Biraz sarımsı gözüküyor kuşlar. Kusura bakmayın. Dediğim gibi bunlar da anlaşıyorlar. Bakalım. Bunlar da daha yeni eş atıldılar. Şöyle kurulaşırken bunları da biraz çekelim. Erkek demin bayağı kur yaptı. Ondan sonra bıraktı. Hemen aşağı geçelim. Burada yavrularımızın gelişimi hala devam ediyor. Yani mama takviyesini falan düzenli bırakıyor. Zaten ilk geldiği günden sonra bayağı düzelendiler. Burada kamerayı yabancıladı. Kameraya bakıyor.
Hemen şu sağ tarafa geçelim. Bunlar zaten gösterdik arkadaşlar. Bunlar yuvaya girip çıkıyorlar. Hatta dediğim gibi demin dişi geldiğimde yuvadaydı. Ben gelince çıkmıştım. Gene yuvaya girecek bir ihtimal. O yuvaya giriyor. Erkek de şu an dişinin bulunduğu yerde dişiyi besliyor yuvanın ağzında. Bakayım bunlardan ne renk yavru alacağız. Hem yeşil hem mavi alırız büyük ihtimal. İki renk de var. Belki hepsi de mavi gelebilir. Erkeğin rengi baskın gelirse. Belli olmaz orası. Bunlar da demin kurulaşıyorlar. Şimdi bıraktılar. Hepsi uyuyordu şu an. Ledimen yeni yaktım video çekmek için. Uyandılar. Bakayım bunlar da yuvaya giriyordu. Şu yuvaları biraz kontrol edelim. Ne yapmışlar? Bunlar oynamışlar bayağı. Bunlar oynamışlar. Bunlar ne yapmışlar? Bunlar da oynamışlar gördüğünüz gibi. Mısır genlerini hep aşağı yatmışlar. İyi bu güzel bir şey arkadaşlar. Yuvaya hazırladığını gösteriyor bu dişinin. Yani bizim işimize geliyor. Şu an yaşattığımız kuşların geneli iyi arkadaşlar. En alttaki çiftimi bozmayı düşünüyordum. Onlardan da vazgeçtim bozmayı. Onu da niye vazgeçtim birazdan bahsedeceğim. Ondan önce şuradaki yumurtalı yavrulu çiftimizden bahsedelim. Bunları dinlendirmeden tekrar yeni bir kuluçkaya geçeceğim arkadaşlar. Albinomuzun zaten dinlenmişti. Bu dinlendikten sonraki ilk kuluçkası. Bundan sonra iki kuluçka daha geçecek. Ondan sonra dinlenecek. Şimdi dinlenmesine gerek yok. Belki bir kuluçka yapıp ondan sonra da dinlendirebilirim. Genelde iki kuluçkaları dinlendiriyorum. Belki üç kuluçkaları dinlendirebilirim bunu. Bu bayağı dinlenmiş çünkü önce kuluçkadan önce. Rahat bir ay, bir buçuk ay dinlendirdim bunu. Erkeğim yoktu o zaman elimde. Şimdi erkek fazlam var. Hemen erkeğimizi gösterelim şuradan. Eşi bu. Yavrusunun son durumuna bakalım arkadaşlar. Yavrumuz da büyüdü. Gel gel. Yavrumuz da böyle geldi arkadaşlar. Ayaklarındaki falan kuru pislik. Onu böyle kabuk bağlamış lazım. Dokunduğunuz zaman direkt düşüyor. Bu dişi olursa belki kendimi ayırabilirim ben bunu. Ama erkek duruyor ya. Şu an erkek arkadaşlar. Bakayım bütün çiftlerimi yumurtarsa. En son 5-6 tane çiftimi yumurtluyordu. Şimdi bir çift daha yaptım. Hepsi birden yumurtlarsa çok iyi olur. Bunları ayıracağımı söylemiştim arkadaşlar. Geçen gün bir yarım saat kadar falan sırf bunları izledim. Erkek bayağı kuru yaptı hatta dişimizle 2-3 kere kuyruğunu kaldırdı ama erkek üstüne çıkmadı. Bunlar da daha acemi. Erkeğimiz tüyde zaten. Bir hafta sonra falan büyük ihtimal bunlar çiftleşirler. Yuvaya falan gitme var bunlarda da yuvaya gidiyorlar. Yuvamıza bakalım. Bunlar da atmışlar mısır birerini aşağıya. Daha ileride var mı? Aynen şu köşeden hep boşaltmışlar oraya. Dediğim gibi bunları ayırmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Araları gayet iyi. Bunlar da olur büyük ihtimal. Dişimiz beğendi çünkü erkeği. Bu dişi erkek beğenmiyordu fazla. Bunu beğendi. Bunlar da biraz kulaşsa göstersem. Dediğim gibi 2-3 kere bu kuyruğunu kaldırdı. Dişimiz erkeğimiz çıkmadı. O da normal zaten ilk şey kuluçkalar olacak olursa. Bir de diş, erkeğimiz tüyde. Biraz sabır gerek. Beklememiz lazım. İlla ki sonuç verecekler yani. Araları iyi. Bunları ayırmayacağım. Bunlardan kesin yavruların gözüyle bakıyor. Aynı şekilde şu çiftimden de öyle arkadaşlar. Bunlardan da kesin yavruların gözüyle bakıyor. Şu an tek şüphelendiğim çift bu. Bunlar anlaşıyorlar ama dediğim gibi belki dişimiz hazır olmayabilir. Bunu zaten denemeliğine attık. Tutmazsa o dişimiz aşağıdaki erkeklerden biriyle eşleyeceğiz ilerleyen zamanlarda. Bakalım ne olacak. Erkek de yuvanın ağzında kuru yapıyor, dişi çağırıyor. Şunları gösterelim. Bu yaptığım çifti de bayağı beğenen arkadaşlar oldu. Bunu uzun zamandır istiyordum ben de. Sade beyaz çift. Belki ilerleyen zamanlarda sade lütuno çifti yapabilirim. O da güzel olur. İki tane sarı. Bakalım ne olacak. Bunlar da birbirlerini besliyorlar. Bakalım bunlar da kuyruk kaldırdı dişimiz bir iki kere. Çiftleşme olmadı ama bunlar çiftleşmişti büyük ihtimal ben görmediğim zaman.
Bunların arası bayağı iyi ya. Bakalım, bunlar yuvada yatıyorlar. Bunlar da birbirlerini besliyorlar şu an. Şu an arkadaşlar yaptığımız çiftlerin çoğu iyi yani. Şunları da göstereyim. Bak, bunlar da birbirlerini beslediler. Belki şimdi bir daha beslediler. Ya işler iyiye gidiyor. Aynı şekilde burada da öyle. Şüphelendiğim bir bu çiftim vardı. Bir de bu vardı. Bunlardan şüphem geçti artık. Dişimiz kuyruğunu kaldırdı. Onlardan da artık eminim diyebilirim. Yani yumurtlayabilirler. Bir bu var. Bunlara da bakacağız bakayım olacak mı? Erkeğimizin çabasına bağlı. Dişi ikna ederse yumurtlarlar. Dişimizin de pisliği değişti, onu da göstereyim arkadaşlar. Belki göstermiş de olabilirim, hatırlamıyorum. Pisliğimiz burada. Bakayım, inşallah yumurtayı çıkarabilir ya. Ondan biraz şüpheliyim. Kuşlardan birkaç tane çiftleseydi keşke. Şu an tam şeydeler. Onları bekliyorum. Videoyu ondan bitirmedim. Bitireceğim yoksa. Şu iki kat şu an çiftleşecek gibi. Hatta şu beyazlar da öyle. Gene içten bakalım bakalım. Biri yeme gitti, diğeri aşağıya gitti. Bir şunlar var şu. Neyse arkadaşlar, videoyu burada bitirelim. Daha fazla tutmayalım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Biliyorsunuz YouTube hesabımız, bu YouTube hesabının Instagram hesabı var bir de arkadaşlar. Onu takip etmeyi unutmayın. Oradan yükleyeceğim videolar hakkında bilgiler veriyorum ve sizin sormak istediğiniz sorular varsa orada o hesap üzerinden sorularınızı cevaplıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. O Instagram linkinde hesabı şeyi bu yorumda olacak. Şey, videonun açıklamasında olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.